Çalı'da biraz fazla bekledi. Kampların es geçti vesaire. Ve karşılaşmanın, üçüncü karşılaşmanın seçim yasaklama ekranı değişmeyen bir şey var. İlk yasaklama Kalista, devamında Gwen. Bakalım kalanlarda bir değişiklik olacak mı? Azir. Evet, Farfetch. Beni arayın diyor. Telefon numarasını paylaşalım mı? Hemen paylaşalım. Hemen evet, bu yayında paylaşalım. Zeri. Biz bu yasaklamayı biliyoruz. Güzel Lulu, evet. Bu geldi. Lulu, Farfetch'in en sevdiği şampiyon. Güzel Lulu. Yumi gider. İlk seçim ne olur peki? Yumi gider. Yine Wukong şey olabilir. Kalıyor. Akali olabilir belki. Ama riskli. Riskli. Wukong daha iyi bir şey. Sivir belki diyeceğim. Aa, Lucian. Lucian Nami ile istediklerini yapamamış olmaları pek bir şey değiştirmedi. Ya şeye mi yemliyorlar acaba? Şimdi normalde kağıt üzerinde baktığımız zaman Lucian en iyi partnerin. Nami açık, Sivir açık. Bu ikisini var herkes. Gayet rahat eşleştirebilir, yan yana koyabilir. Veya Wukong'la beraber Nami tercihi yapabilirler. Zaten rakipte Lucian olduğunu biliyorlar. Ama Nami Lucian'ı yenebileceklerini de gösterdiler gayet rahat bir şekilde. Evet, aynen öyle. Peki Nami alınırsa burada ne yapar Fenerbahçe? Lucian'ı böyle farklı koridora esnetir mi, yoksa herhangi bir destekte altta da oynamaya devam eder mi? Karma ile beraber Karma'yla belki yapabilirler. Karma ile de iyi olur. Lucian o değişen pasifinden faydalanabilmek için şey gerekiyor, onu güçlendirebilecek bir şey gerekiyor. Bu bence Sivir değil. Yani ikinci seçimde alınması gereken şey... Ama rakibin elini görmek istiyor belli ki Valkes. Şu an çok güçlü ve açıkta olan bir seçim olmadığını düşünüyorlar ki Sivir'e yöneldiler. Nami gelecek bunlardan birinde, o kesin. Diğeri hangisi olacak? Sejuani mi olacak? Bu arada tabii Sejuani ormana da gidebilir hala. Gayet rahat bir şekilde. Nami gelecekti. Nami gelmesi kesin yasaklanacaktı. Peki. Peki burada üst koridor seçilmezse muhtemelen o havuz bayağı bir daraltılacak. Yani biri Ornn olur, diğeri de Renekton olur diye tahmin ediyorum Fenerbahçe tarafından. Evet. Bakalım burada Denizbank Wildcats hangi koridoruna yönelecek? Desteğe Renata. Oo. Güzel tercih. Unutulmuştu. Unutuldu. Evet. Gerçekten de unutulmuştu. Yani belli ki Wildcats bilerek, isteyerek bırakmış yani. Zaten öyle yapıyorlardı. Nami Lucian'ı verdiler. Sivir Renata'yla yanıtlamaya çalışacaklar. Ya yine yasaklamalarda yöne geldi. Bu arada Sejuani'nin ormana mı üst koridora mı gideceğini bilmiyoruz. Onu hatırlatalım. Ben Wildcats'in büyük bir ihtimal üst koridora gitmeyeceğini düşündüğü kanaatindeyim. Sangwan çünkü seviyor. Evet, yani Naknako'ya değil Sangwan oynatır bunlar. Aynen diye öyle düşünüyorlardır bence. Şöyle, üst koridorda Sejuani şu anda bir tık daha iyi ama Sangwan Sejuani'yi daha çok seviyor. Naknako'da pek çok sevmiyor o kadar. Ahri yasaklandı bu arada. İlk iki maçta da etkili evet olan Ahri'yi görmeyeceğiz bu maç. Dördüncü seçim, yani ikinci aşamada ilk seçim avantajı Wildcats'in olacak. Fenerbahçe'den belki bir Swain yasaklaması gelebilir. Akali yine gitti. Abi de Sylas duruyor. Orada bir takas olacak muhtemelen. Evet, evet. Evet. Ya burada Swain'i yasaklamak, senin sen Sylas'ı al, biz karşısına artık hayırlısı demekle aynı şey bence. Bence buraya Sylas'ı yasaklanmasa Sylas'ı seçecek Wildcats, üst koridoru sona bırakacak çünkü üst koridordan emin değiller. Yani Sejuani nereye gideceğini bilmiyorlar şu anda. Swain yasaklandı. Burada Sylas'ı alıp, kör Sylas'ı alıp üst koridoru son sıraya bırakacak muhtemelen Wildcats. Kör Sylas almaya cüret ederse Serin, ben TBF 3. maçında Stilnam'dan İrelia Mirelia bir şey beklerim. Ya da orta koridor denek, bilmiyorum. Sylas'ı dövecek bir şey seçmeleri lazım. Seçmek zorundalar şu anda. Hayır, oraya gitmene gerek yok. Akalis zaten ilk başta yasaklanmıyor ki. Yasaklandı şimdi. Stilnam'ı. Hayır, ikinci kısımda yasaklandı. Evet. Ya ama artık yasaklandı, gitti. Evet. Renekton, Aatrox. Orta koridor. Peki. Muhtemelen Renekton orta koridor olacak. Büyük ihtimal evet. Ama bu lazımdı. Yani bu gerçekten lazımdı. Yalnız sıfır büyü hasar Fenerbahçe. Ya bu dakika 20-22'de oyunu bitir kompozisyonu bu arada. Evet. Sonrası çok mümkün görünmüyor. Bu arada Star Screen'in Garen'ini gösteriyor Farfetch. MSI'ye bir gönderme. Yalnız Fenerbahçe dakika 20-22 dedin, inanılmaz koridor kabadayıları var. Koridorlara hakim olup 20-22'de bitirmek istiyorlar. Daha sonra çünkü yani tamamen fiziksel hasar odaklı evet bir kompozisyon kurdular. Çok 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 az büyü hasarı var. O orta koridorun falan kazanılması lazım kesinlikle. Serin oyun oynatmamaları gerekiyor. Serin oyun oynayabildiği, orta oyuna eşit girdiği takdirde bu sefer rakipten çaldı. Renekton Aatrox ultisiyle girecek savaşlara.
Gerçi çok fiziksel hasar var ama öyle sürekli zırh yükleyecek bir şampiyon da pek yok. Belli şeyler gelir muhtemelen. Starscream daha tank oynayabilir Gragas'ı. Ya Starscream tank oynar, Ferit ikinci eşya ölümün dans alır, orta koridor Zonya gelir. Bir de şöyle bir yorumum var benim. Ya bu karşılaşmada her koridor tamam koridor kabadayız ama alt koridorda Sivir var, minyon temizler. İşte Sylas zaten kısa bir koridor, her türlü tecrübe puan alır. Üst koridora bakıldığında da yine defansif oynayabilecek bir Gragas var. Yani tamam kabuğuna çekilebilir Denizbank Wildcats. Bu kabuğuna çekilmeyi de çok iyi cezalandırabilecek bir rakip orman şampiyonu yok. Sejone var ellerinde. O yüzden bu belki bir avantaj diyebiliriz Denizbank Wildcats. Ama şöyle bir durum da var. O Sejone istediği ejdere başlar, takım arkadaşlarının ona katılacağını bilir. Evet, çağırır onları. İstediği zaman hadi beyler alamet yapıyoruz der. Hadi beyler ejder yapıyoruz der. Her konuda sürücü koltuğunda bu kompozisyonda Sangwan'ın oturabiliyor olması lazım. Oynadığı şampiyondan bağımsız. Rakip ormana çok giremez belki ama bütün görevleri toparlayabilmeleri alamet gerekiyor. Ejder diyorsun. Aslında biraz daha geniş bakarsak nehri tamamen kontrol altında tutacaklar. Ve Wukong'da ben şöyle orman kampı temizleyeyim, farm yapayım, güçlenim diyeceğiniz bir ormancı da değil. Bir şekilde ormandan çıkıp skor bulması, skorlara katkı vermesi bu lazım. Bu aynı zamanda desteklerin rahat hareket etmesi konusunda da Fenerbahçe'nin çok daha rahat hareket edebilecek haritada. Yani Renata'nın çok bulunduğu yerden uzağa gitmesi çok zor olacak. Nami bayağı gezebilir ki Nami'nin gezmesi de aslında çok riskli bildiğiniz gibi. Yani çok kırılgan olduğu için ama nehrin tamamen hakim olmak gibi bir avantaj var. Evet bu arada rejiden bir bilgi gelmedi ama Naktakon'un ekranında gördüm. Sanırım lobi baştan kurulacak diye tahmin ediyorum. Evet şu anda bilgi geldi. Aynı seçimlerle lobi yeniden oluşturuluyor. Belli ki bir hata oluştu orada. O yüzden biz yorumlamaya devam edebiliriz. Seçimlerde herhangi bir değişiklik yok. Durum 1-1. Üçüncü karşılaşmada. Yani burada ben Fenerbahçe'nin yaptığını beğendim bu arada. Takımın full fiziksel hasar olması, full bir hasar olmasına daha iyi bu arada. Fiziksel hasar vuran şampiyonlar çünkü genelde kendini çok iyileştirebilen ve takım savaşında uzun süre kalabilen ya da belli bir miktar gerçek hasar vurabilen şampiyonlar oluyorlar. Burada Renekton, Aatrox gerçek hasar vuramasalar da çok uzun süre savaşta kalacaklar ve yani yaşayarak düşürecekler aslında rakiplerini. Peki Sylas'a karşı en iyi seçim Renekton muydu sizce? Farklı bir şeye gidilebilir miydi? Bence Irelia falan o gibi şampiyonlar. Bir de verdiğiniz ulti de dandik bir ulti oluyor. Sylas'ın elinde. Evet yani. Şimdi koridorda dövmek zorunda. Renekton iyi bu arada Sylas'a karşı. Ama dövemediği takdirde de serin Renekton ultisiyle oynayacak bu sefer Sylas. Artı Renekton özellikle kısa bir koridor için yani ya biraz vezir de edebiliyor, rezil de edebiliyor. Özellikle LPL'de Dwinbee'nin falan çok oynadığını görüyoruz. LPL'de özellikle orta koridorda çok etkili de kullanılabiliyor. Ama gerçekten iki tarafı keskin bıçak haline gelebiliyor Renekton orada. Uzun koridor için çok daha iyi bir şampiyon Renekton. Baskın hazırlaması açısından olsun, koridoru dövüp sonra koridorun içinde istediği gibi hareket edebiliyor olması olsun. Ya orta koridorda da yani etkili, tabii ki etkili. Hala koridor ama üst koridor kadar değil. Değil, evet. Ve şöyle, üst koridor kadar etkili olmamasının dışında ödülü azalırken riski artan bir konuma geçiyor bir anda Renekton. Üst koridorda şey avantajı var çünkü koridoru istediğin noktada, avantajlıysan eğer, istediğin noktada çok daha uzun bir süre boyunca tutabiliyorsun. Orta koridorda yani bir yerden sonra artık koridor sekiyor genelde. Şöyle, Renekton'un en büyük avantajlarından biri, sonuçta koridor kabadayılığı değişmiyor mu? Uzun koridorda o zaman koridoru çok çabuk kat edebiliyorsun. Evet, evet. Yani kespişle çok çabuk kat edebiliyorsun, ileri geri hareket edebiliyorsun. Kısa bir koridorda kovalamanın veya kaçmanın çok o kadar da anlamı olmuyor Renekton'un. Rakip çünkü bir adım attı mı kendi kulesinin altında zaten. Ve şu anda ekranda gördüğüm kadarıyla da seçimler yapıldı. Tekrar kurulmuş lobi. Aynı seçimlerle karşılaşmaya çok kısa süre içerisinde geçiş yapacağız. Ya bu arada Bao'nun Zeri performansı zaten lige damga vurmuştu. Bu seride de ben Bao'ya Zeri bırakılmayacağını düşünüyordum ki öyle devam ediyor. Muhtemelen hani 5. maça gitsek de o Zeri'yi oynayamayacak gibi Bao. Zeri zaten şu ya bu arada Holy Phoenix de çok iyi Zeri oynuyor ama taraflardan dolayı kırmızı tarafta olduğu için yasaklamak zorunda var. Ya şu anda ligimizin en iyi iki nişancısı karşı karşıya geliyor. Fakat Zeri zaten şu anda uluslararası platformda yani dünyada profesyonel arenadaki en önemli taşıyıcılardan biri. Tek derecede çok güçsüz ama profesyonel arenada oyunun belli bir yerinden sonra takım olarak hazırlandığı zaman Zeri her şeyi temizleyebiliyor. Yani Wildcats yasaklıyor ama ben açıkçası açık kalsa
Fenerbahçe'nin de Hollyphinx'e vermek istemeyeceğinden eminim. Yani iki taraf da birbirine vermek istemez diye. Zaten yarı finalde hatırlayalım Hollyphinx'in verdiği hasarı. Bir maç sonu hasar grafiği var. Böyle aradan sıyrılıp giden bir Arap atı misali. Muazzam bir hasar çıkarmıştı o karşılaşmada. Ve karşılaşmayı artık yavaş yavaş geçmenin vakti. Durum 1-1. Türkiye büyük finalinde İzmir'deyiz. Ve kazanan ekip hem bu yılın en iyisi olduğunu kanıtlayacak ve yanı sıra Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı yakalayacak. Tabii MSI formatı Dünya Şampiyonası'na göre yol kat etme noktasında biraz daha sığ bir formata sahip. İşte katılımcılarından dolayı, formatından dolayı daha az bölgeden katılım geliyor ama takım anlamında. Ama Dünya Şampiyonası'nda bu olay daha geniş bir yelpazeye sahip. O yüzden şimdiden gidecek takımımıza başarılar diliyoruz ve 3. karşılaşmaya kısa bir gecikmenin ardından geçiş yaptık. Fenerbahçe mavi tarafta, Denizbank Wildcats kırmızı tarafta karşılaşmaya çıkıyorlar. Yine ayın elemanı Sivir geldi. Modern kostümlerden en güzellerinden biri bu arada. Ve Bao yine aynı ürünle oynuyor. Ayın elemanı Sivir bu arada Tal LoL forumları zamanında önerilen kostümlerden bir tanesi. Diğeri de parti canavarı Fiddlestick. Yani tamamen fanların, oyuncuların önerisiyle forumlarda açılmış bir tabu vardı. Kostüm önerileri tabu vardı zamanında. Ama Sivir'e çok... Yani Sivir'e birebir oturmuyor mu abi çok pizza atmak? De öyle işte. Ya benim en sevdiğim kostümlerden bir tanesidir. Parti canavarı Fiddlesticks. O da tamamen hani izleyiciler tarafından önerilip sonrasında writerların böyle geliştirmeye karar verdiği kostümlerden bir tanesi. Ferhat'ı hafifçe bir tehdit ediyorlar. Kırmızıya totemi bıraktı Sanwan. Geçen sefer kırmızıyı alıp öyle bir yerden gitmiştik ki Ferhat bu sefer... Evet, evet. Biraz daha kontrol etmek istiyorlar bu Kong'u. Peki Sanwan rakibinin mavisine gitmeyi tercih eder mi? Her koridorda çünkü ittirme avantajı olacak Fenerbahçe'nin. Yani Sejuani çok uygun bir şampiyon hiç değil belki ama... Değil ya. Oradaki sayı üstünlüğüyle... Ama Wukong da hani böyle çok defansı özelliği olan bir şampiyon da değil veya ama yaratabilecek bir şampiyon. Şöyle koridorlar evet ittirebilir ama ne olursa olsun defansif bile olsa koridordaki şampiyonlar çok daha kolay gelir oraya. Yani sadece mesela Hollyphinx'i koridorda bırakıp Farfetch yardıma gelse çıkışı yok oradan seyirciler. Bu arada ilk vuruştan altını aldım bağı göremedim. Öncesinde bir hasar yedi mi diye şeyle başladı çünkü. W'suyla başladı da. Tahmin edildiği üzere alt koridor, orta koridor tamamen baskıyla başladı Fenerbahçe tarafında ve kayıcılarını es geçti Ferit. Alt ormana doğru iniyor ama Sanwan full orman temizliğine yine ilk maçtaki gibi devam ediyor. Ama Stillnam koridoru hemen terk edebildiği için Ferit'i gören bir totem daha kullandı. Stillnam atmıyor, defansif totemler atmıyor. Biliyor çünkü Ferit'in gelemeyeceğini ya da gelse de kaçabileceğini, agresif totemlerle oynuyor. Scarlet, bu kompozisyonda zaten defansif totem diye bir şey yok. Yok. Yani. Yani burada geri vites yok hocam. Direkt yani ikinci seviyeden ofansif oynamak zorundasın. Bu kompozisyon defansif oynayamaz. Bu arada alt taraf bir hayli takaslı başladı. İksirler kullanıldı nişancılar tarafından da. Sadece birer iksirleri kaldı ikisinde. Bao çok iyi oynamadı bu arada burayı. Bu merakları gayet iyi kullanıyor. Aynen öyle. Ama Nami'nin avantajı var tabii. Nami'ye güveniyor. Yine de yani Nami 60 yıl diyor. Şimdi bir tane bumerangı dümdüz hani minyona sekmeden kafadan yedi 150 hasar falan ediyor. Ama orta vadede yine kim kazandı? Yine Fenerbahçe kazandı. Yani en azından takastan avantaj çıkmak anlamında konuşuyorum. Ama manasının neredeyse tamamını tüketti Keri. Tabii Hollyphinx de çok harcadı manasını ama. Şimdi bir tane yer. Söylediğini. Peksimet. Peksimet diyor bir tane büyük kalkanıyla direkt yapar. O artık can veriyor. Can veriyor. Keşke birkaç ay önce de olsaydı diyordur muhtemelen Hollyphinx o konuda. Bu arada ya işte bahsettiğimiz durum bu. Renekton şu an gel sana biraz hasar vereyim diyor ama kulesinin altında orta koridor çok kısa çünkü. Üst koridorda işte buraya kadar gelip hasar verip kesmişle çıkıyorsunuz. Kovalama... Bu arada Farfetch çok dürtülmüş. Tüm iksirlerini kullanmak durumunda kaldı. Kaan Kural deyimiyle fondip yaptı orada iksirleri Farfetch. Ve iki tane tabii peksimeti var onun da cebinde. Ama artık an itibariyle alt koridorda hakimiyeti kurdu Bao ve Keri. Manaları toparlayabilirlerse o üstünlüğü devam ettirebilirler.
Ya üst koridorda da Naknako'nun üstünlüğü devam ediyor. Naknako'nun üstünlüğü devam ediyor ama Gragas kolay lokma değildir. Gragas tank oynamayacak bu arada. Yani evet, tercih ettiği ürün onu gösteriyor en azından. Bu durumda Fenerbahçe'nin tamamen fiziksel hasar temelli olması çok büyük bir problem yaşatmayacaktır ama herkesin çelik kaplamalı pabuç alacağını tahmin ediyorum ben. Sangwan, ya yapması gereken tam olarak bu. Yapabileceğini çünkü söyledik, yani kendisinin ne oynadığı önemli değil. Sangwan'ın şampiyonundan bağımsız koridorda da o kadar üstün ki rakip ormana girebilir, tarafsız canavarlara girebilir. Onu yaptı, şeyi çıkardı aradan. Kuşları çıkardı aradan. Ve okyanus ejderi vadedeki yerini alıyor. Sivir hariç herkes çelik kaplamalı çizme alacak. Çünkü gerçekten fiziksel hasara karşı çok çok iyi bir eşya. Starscream belki Ionia olabilir ya. Gerçi hem Serin hem Starscream oynadığı şampiyonlar gereği Ionia çok uygun ama dediğim gibi çelik kaplamalı çizme de tercih edebilecek en iyi çizme gibi. %10 abi. Bilmiyorum, karar onların. Bu arada alt koridora bir yönelim var. Serin üstüne dönüyor. Belki alt koridor kulesi için ışından atmak isteyebilir. Berato ikiliyi ama gördü. Işından hala gelmedi. Ve bu kule altından vazgeçiliyor. Serin büyük bir sorun oluşturabilirdi çünkü burası için. Oluşturabilirdi. Bao da ciddi anlamda hem canı hem yani alt koridorun manası çok az her şeyden önce. Fenerbahçe cephesinde. Tabii iki tarafta da benzer bir sorun var. Ama üstte iki tarafta da belirlensel sorun var ama hamle yapması gereken Fenerbahçe olduğu için diyorum ben. Yok, Fenerbahçe dönecek artık. Ama Bao gayet iyi bir minyon skoruyla dönüyor. Yani 52-35 şu an, buraya alsa 39 olacak Oli. Bu minyon skoruyla üstte dönüş önemli bir eşya avantajı sağlayabilir Bao'ya. Bir dişlik ama bir kazma inanılmaz bir üstte dönüş bu arada. Ya buna nasıl bir karşılık verecek bakalım. Orta koridorda Serin Sinnamp'ın üzerine gidiyor. Sinnamp burada ulti kullanmak durumunda kalır mı acaba? Hayır. Bence... Ya Serin bir şeyin bence blöf yapıyordu ve blöfü yedi. Yani Steel'dan bence arkasının, ya Ferhat'ın oraya yakın olduğu düşüncesiyle kaçtı. O kadar fazla minyon varken istersiniz çünkü o kapışmayı. Yakındı da ama zaten. O kadar da değildi ama ya. Ya ama sanki böyle Steel'dan inansa ultiyi bassa gelecekti oraya, yani sonrasını getirmesi çok mümkün değildi Steel'dan'ın. Orada neden? Yasar aldı üzerine Sinnamp ama Serin'i de bir an önce kovmak istiyor koridordan. Ve şimdi Kerry ile beraber haritanın üst tarafına doğru yönelmeye başladı. Farfetch. Fenerbahçe tarafı Farfetch'de kademede tabii. Kademede, ancak kademede kalır çünkü onun nereye yaklaşmasına bile imkan yok Farfetch'in. Sangwan kırmızıyı istiyor. Starscream orada 3 Burası milyon de var. Yalnız Sangwan'ın başı burada belaya geliyor. O saçar tohum onun hayatını kurtarır. Çok soğukkanlı. Henüz saçar tohuma basmayı tercih etmedi. Rakibin ormanında vakit geçirmeye devam ediyor. Ya Sangwan'ı bir seçebilir miyiz? Rejimizden rica edelim. Ne kadar var seviye 6'sına acaba? Çünkü burada alınacak bir kampla seviye 6'ya ulaşması Sangwan'ın büyük sorun yaratabilir rakibe. Daha 5'in yarısında. Yolu vardı mı? İki kampa ihtiyacı var en az. O da haritanın alt tarafına doğru yönelmeye başladı ve dakika 8'e doğru geliyoruz. Alamet birazdan belirecek vadide. Şu an Fenerbahçe kuvvetli. Ultileri falan acayip güçlü. Sejuani ultisi dışında her şey var. Aynen öyle. Diğer tarafta da ne var? Gragas ultisi var. Sylas. O kadar. Şu anda Lucian'ın da 6. seviye olduğunu hatırlatalım. Peki Wildcat şu an sonuç ne olursa olsun bu savaşı yapmayacağı kararını verip haritanın üst tarafına yönelse ejderi bırakıp daha mantıklı olmaz mı sizce? Daha mantıklı olabilir, evet. Yani birazdan takımlar özellikle Wildcats bir karar vermek durumunda kalacak. Çünkü onlar şu anda reaktif oynamak zorundalar. Bu arada Holy Phoenix tırpan tercihi yaptı bu sefer. Bu arada Bao alt koridorda tek başına ama Ferit henüz seviye 6 değil. Bao da zamanında çıkmayı başardı buradan. Alameti bıraktı Wildcats. Aslında benim tahminimin tam tersini yaptı Ferit. Hani Ejder o özelinde değil, alamet özelinde. Ferit 6 oldu. O totem seviye 6 yaptı onu. Alamet alınırken alt koridordan barikat alınmaya devam ediyor ama bu arada orta koridorda bir takas. Sinnamp hala kullanabileceği bir sahip var. Çok fazla hasar almış o da. Sinnamp'ın ve Serin'in ikisinin de şeyi yok. Işınlanı yok şu anda. Ve evet, alamete ejder takaslanacak. Bir de barikat. Fenerbahçe 700 altın önde yalnız. Bunu söyleyeyim, hatta 800. Üst koridor. Çok öndeler. Evet, üst koridor, orta koridor. Ekstra bir altınlar. Ve ilk iki maçın aksine skorsuz bir erken oyun. Dakika 9'a geldik. Gerçi ikinci maçın hemen başında bir skor oldu ama erken oyunun çok aşırı aktif olmadığını görüyoruz iki maçta da. Evet,
Evet, öyle... aslında tam erken oyunun böyle son evrelerine doğru biraz daha hızlanmaya başlıyor. Haklısın. Orada bir zayıf nokta bulundu ama Starscream çok rahat kalabiliyor hala korda orada. Bu üstüne dönüşüyle kayıp Jilt'in alıp bayağı bir rahat edecek o da. Yok, şey yap, şu an dönemeyecek. O güç bela bir minyon dalgası daha beklemek durumunda. Işınlanı gelene kadar burada kalmaya çalışacak, minyon temizlemeye çalışacak. Naknako da tabii ki durumun farkında. O da diyor ki bu zaten manasını minyonlara harcamak zorunda, bana atamaz. Gideyim ben de kuleye vurayım, barikatları almaya çalışayım. Ve henüz skoru alınmamış olmasına rağmen arada 1000 altınlık bir fark var ve Sangwan hala kullanmadı alameti. Bu arada Bao sanırım kuleden bir atış aldı orada. Bao ultisini açmış, Holy Phoenix de kendi ultisiyle yanıt vermiş duruma. Şimdi alt nehre doğru inen bir Sangwan hemen arkasında Silnampor'u takip ediyor. Ya şu ana kadar aslında şampiyon seçimlerinin gerekliliklerini yapıyor Fenerbahçe ama henüz skoru ulaşma konusunda istediğini başaramadılar. Bu arada çok ilginç bir noktada aslında gönderilen gayet güzel bir ulti, kimseyi bulmamış olsa Renata, da. Renata henüz altı değil. Kule altında sıkıştı Valkes oyuncuları Serin fakat geliyor. Serin geldiği gibi geri çıkma kararı geliyor. Serinden bir hamle gelecek. Sejion ultisi gasp edildi. Silnampor'da sersemletiliyor ama tetiği çekme konusunda çok tereddüt etti Valkes. Ve sonunda da vazgeçtiler. Güzel de bir tokalaşma Farfetch'den. Farfetch 11 ve hala İlkan yok. Tam o arada Farfetch 6 oldu. Ultiyi kullanabilirdi ama geri çekilme kararı çıktı. Burada Naktoko önünü kesti Serin'in. Orta koridordaki minyon dalgası kaçırdı gibi Serin buradan iki barikat daha alacak alametle birlikte Fenerbahçe. Hatta daha mı fazlasını istiyorlar? Buraya ışınlanan gelmek durumunda kaldı Starscream'den. Toplamda alınan 3 barikat var. Ve tekrardan bakıyorum. 1600 Sejani ultisi var. Duruyor, Aatrox ultisi duruyor. Fena vaziyette değil aslında Fenerbahçe. Ama şunu da söyleyelim. Bu altın farkı, Wildcats'in çok kabul edebileceği bir altın farkı bu dakikada. Onlar zaten koridorları kaybedeceklerinin farkındalardı. Naktoko bu arada şeyi aldı. Yampiri'yi. Yampiri'yi çalmayı başardı. Diye bir sersemletme, havaya savurma ama hasar çok kısıtlı bu durumda. Sersemletmeden sonra uzaklaşmak istiyor Sangwan'dan. Sağ sol adımlar, zincirden kaçtığı gibi sanırım çıkacak buradan ama yavaşlatımı tutmadı, sıçratmak durumda Sangwan! Taca gönderilen bir ulti var. Kere hemen onun arkasında Burgaç'ın ikincisi geliyor. Sangwan hala iyi durumda mı acaba? Harika bir tokalaşma! Sangwan düşecek ve İlkan burada Ferit'in hanesine yazıldı. Silnampor üzerine bir sıçra ve ikinci skor! Bu da Serin'e gidiyor. Denizbank Wildcats 12 dakika sabretti ve sonunda iki skor birden. Naknako üst koridordan ne alıyor? Ekstra bir barikat alıyor. Ama Starskin orta koridorda en büyük farkı yarattı. Sangwan'ın pozisyon hatasını çok iyi değerlendirdiler. Ultiyi görmedi. Kimse görmedi o ultiyi. Sıkıntı yok. Biraz Naknako burada. Naknako bayağı kastı. Çok ciddi minyon avantajı. 30 minyon öne geçti. Tam 4 barikat aldı. İlk kuleyi de alacak. Gerçi bu minyon dalgası alamayacak muhtemelen. Almaya çalışacak mı peki? Ama o da yok, o riski çok almayacak. Çok altın var bence. Evet, evet. 2000 civarında bir altın vardır üstünde. 2500 var. Şey bitti, kararma bitti zaten. İki skor Wildcats'e acayip yaradı. Onlar çünkü diyoruz, yani oyun erken aşamalarında zaten kaybedeceklerini bilincindelerdi. 13. dakikada iki tane skor birden buldular. İki skor öndeler ama altında 1000 altın üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Çok büyük oranda da Aatrox sayesinde. Şöyle geçerken bir orta koridoru yokladı Ferit ve Denizbank Wildcats'in istediği alt ormanda görüş almak Ejder'e çünkü 45 saniye var. Ve unutmayalım Alev Ejder'i %6 bir artış sağlıyor fiziksel ve büyü hasar noktasında. İlk Ejder'i de Wildcats almıştı. İşte skoru görüyoruz. Sangwan. Yani çıkmak için elinden gelmiş ama harika bir tokalaşma geliyor. Orada canı çok az olabilir Serin'in. Tokalaşmanın üzerine harika bir Renato ultisi de gelmiş biz kararlarda evet, görmediğimiz evet. Zaman. Serin o yüzden hayatta kalmış zaten. Bu arada sizi bölüyorum, alt koridorda birebir var. Bakalım bu birebirin kazananı kim olacak? Serin geriye doğru adım attı. Burada da bir savaş. Farfetch yakalanmış. Farfetch'in üzerine bir hamle var. O kalkan hayatta tutmayacak gibi Farfetch'i. Alt koridordaki birebirden skor çıkmadı ama burada skoru bulan isim Sangwan. Ve Fenerbahçe ilk skorunu buluyor. Dakika 14'te. Aşağıda kapışmaya galiba devam ediyorlar. Oraya bakabilirsek aslında iyi olacak. Ya burada çünkü çok fazla can yenileme var. Hep sürecek sanırım o. Serin bir seviye önde yalnız. O Q'nun yalnız ikincisi biraz can sıkar ki Sinan'ın canı sıkıldı şu an.
Tabii nehir kontrolü alındığı için Fenerbahçe tarafından serinin artık geri çıkmak durumunda. Ve Fenerbahçe'de ilk ejderini alıyor. Alev ejderi. Fenerbahçe'nin 1500 altınlık bir üstünlüğü var. Yani tabelaya baktığımızda Wildcats adına güzel görünüyor işler ama Naktako çok önde ve bu da genel altına, toplam altına yansıyor tabii. Naktako ilk kuleyi de alacak herhalde artık. Zorlamadı. Bu arada alt koridorda orada iki kişi gördükten sonra o kuleyi almak isteyebilir. Serin yemlemiş. Çok az canlı uzaklaşırken bakalım Steen'den bunu yapabilecek mi? Bu ışından kullanılıyor. Kesmiş'i kullandı ama orada Q'nun vuruşuyla birlikte Ferit skoru buldu. Şimdi Naktako Ferit'i bırakmaya hiç niyetli değil. Yani çok kolay bir skor oldu bu Naktako için. Bu arada üst koridor kulesi de düşmüş. Ya yine şey olacak bu arada. Üst koridorlardan bir tanesi takım savaşlarına damga vurmaya başlayacak gibi hissediyorum ben 20. dakikadan itibaren. Geçen maç bu Aatrox'tu. Aatrox ama Starscream'in ellerindeydi. Ondan önceki maçta da yine Naktako'nun oynadığı Graves'di aslında. Ve üst koridor kulesini aldıktan sonra Naktako bu sefer de gidip alt koridordan bu kule kazandırıyor takımına. Yani Naktako'nun üzerinde skor var. Çok fazla barikat altını ve kule altını kazandı. Aradaki fark ne kadar açıktı acaba? Rejimizden bir rica edelim. 2000 altında bir fark vardır diye tahmin ediyorum. Yalnız çelik kaplama... Ve neredeyse 2000. Çelik kaplamanın çizme hiç gelmedi daha. Yemlemiş, güzel yemlemiş Serin. Hep yani Ferit'e güvenerek buzu hayatta tutmuş orada Serin. Evet. Hep buzu da çok doğru zamanda kullanıyor. Ya zaten bu ışınları gördüğü anda Ferit şey demiştim. İnşallah şu skoru alırız. Çünkü bu ışınlarından kurtuluş yok. Bölüm sonu canavarı geliyor. Şey deneyebilirdi ya Steel'dan. Hani öfke yükleri birikse ezik katili Q'la beraber kullanabilirdi. Daha fazla iyileştirebilirdi kendini ama çok bir şey fark etmeyecekti herhalde. Yine de kaçamayacaktı oradan. İkinci alameti de Fenerbahçe alacak. Daha kuvvetli bir alamet ve orta koridor kulesini açmalarına yarayacak aslında. Şu anda da çok ihtiyaçları var o kuleyi açmaya. Bu arada Hextech geçitleri de vadedeki yerini aldı. Hextech ruhuna ulaşacak alan takım. 4 ejderi alan takım bu karşılaşmada. Bakalım nereye kullanılacak o alamet? Serin alt koridorda birisi gelene kadar, bir Fenerbahçe oyuncusu gelene kadar kuleye bayağı basar verecek gibi görünüyor. Almak için sanırım çok zorlamak istemez burayı. Yoksa ister aldı, mi? Aldı. İstedim. Aldı, aldı. Ya tabii pasif hasarıyla birlikte mavi güçlendirmesi de var. Hızlı hızlı kullanıp yeteneklerini kuleyi düşürdü Serin. Alt koridora takım arkadaşları da geliyor. Rahatlıkla devamlı ediyor burada. Çok sayıda minyon da vardı orada. 1,5 minyon dalgası vardı. Ferit ve Farfetch Keri tarafından tespit edildi. Stilnam'ın hala kullanabileceği bir sıçrası var. Tokalaşmadan devamlı zincirden iyi sıyrıldı Stilnam. Ama şu anda Denizbank Wildcats artık rakibinin orman kaynaklarını almaya başladı. Ve burada bir savaş istiyor gibi görünüyor Fenerbahçe. Çünkü orta koridordan buraya yaklaşan bir bölüm sonu canavarı var. Naktako çok güçlü bir şekilde nehirde savaş istiyor. Kırmızı resetten de ekstra keçitiyle uzaklaşan bir Farfetch. Onuyla çıkan da bir Ferit var. Kırmızı ilk ordu Fenerbahçe. Haber geldi abi. Aatrox geliyor diye herkes kaçın diyerek. Kimse arkasına bakmadan. Aynen. Kendi ormanına hızla geri döndüler. Aatrox'tan şey mi gelecek? Karabalta mı gelecek acaba? Ki mantıklı yani rakibi. Çok mantıklı. Bütün takım, artık bütün takım arkadaşları için çok yararlı. Bu arada Silnab sahibi kullandıktan sonra sıçrayla geri çıktı ama Sangwan ben geliyorum dedikten sonra yeniden bir ofansif hamle var. Burgaç kullanıyor Ferit'ten. Serin Sejuan ultisini gasp etti ama iki tarafta artık geri çıkmak istiyor gibi. Bu arada Sangwan çok ters bir noktada kaldı. Sangwan'ı burada düşürecekler ve skoru Serin almayı başarıyor. 2-0-2'ye geldi Serin. Starscream çok güzel bir noktaya arkaya ışından kullandı. Yalnız Bao istiyor mu Oli Phoenix'i? Bao Oli Phoenix'in üzerine gitti ama Şifa ile birlikte ve ultisiyle uzaklaştı Oli Phoenix şimdilik. Serin'de Sejuani ultisi var. Farfetch kendine prangasına yakalanacak. Çok fazla sar çıktı. İnfaza geliyor Bao'dan yan taraftan. Hemen bir baraj örüldü Farfetch'in önüne. Starscream ve Serin tarafından. Serin'den sıçra ulti! Bu hiç tahmin edilmiyordu. Stilnap düşecek burada. Serin bir anda sağ gösterip sol vurdu resmen. Ya diğer tarafta Bao yalnız sıçrası duran, bitkinliği duran Farfetch'i düşürmeyi başardı. Farfetch üzerinden elinden ulti bile çıkaramadı. Yani çok iyi giden bir savaştı Wildcats için ama Fenerbahçe'den özellikle Bao'dan güzel yanıt geldi. Ve durum 5-3. 20 saniye sonra ejder var. Hexle geçitlerini kullanmayı çok seviyor gibi görünüyor Denizbank Wildcats tarafı. Bazen çok istemedikleri yerlere gitseler de
İki eşyaya ulaştı. Bao bombardıman topunu bitirdi. Üzerine bir de dişli kaması var. Çizmelerini henüz tamamlamamış. Çok da önemli zaten Lüşin için. Şu anda çok kuvvetli yalnız Bao. Yalnız Serin de çok kuvvetli. Zonya'yı da bitirdi. Ve üçüncü ejder tabii artık alınması biraz daha zor. Biraz daha uzun sürecek. 11 bin canı var galiba. Evet. Alcordor'daki minyonları ilerletiyor Naklako. Seviye 13. Şu anda burada seviyede en yüksek isim Serin'le beraber. İki tane, yani işte Zonya dışında iki tane de çelik kaplamalı çizme de geldi. Ve Baron da artık dakika 20 oldu. Ben de geldim buraya diyor. Ejder tarafında bir savaş sanki izlemeyeceğiz gibi. Biraz geç toplandı burada Valkes ama istiyorlardı aynı zamanda. Kullanılan bir ulti var ama çarpı kaçırmadı Sangwan. Bağ pozisyonu yeniliyor burada. Kerin'in hala sıçrası var. Çok erken düştü Ferhat. Sangwan takla ve devam ediyor. Güzel bir Renato ultisi. Bu işleri değiştirecek gibi. Bağ'ın umut tanktan aşması çok güç. Naklako da uzaklaşmaya çalışıyor. Bir skor daha burada Serin'den buraya kadar altını. 3'e 1 bir değişim var gördüğüm ama kadarıyla. Ama çıkamayacaklar bir yere. Ama tamamen her taraftan sarıldı Fenerbahçe oyuncuları. İnfazla birlikte Starscream'in üzerine gidiyor. Bao! Bao burada skoru buldu. Ve kendi de kaçması için bir yol oluşturdu kendine. Çok zor ama. Bao, ya, Bao çıktı. Flank'ten gelen bir oyuncu vardı. Arkadan kapatmaya çalışan yardı geçti Bao onu infaz mermileriyle birlikte. Ama yine de Wildcat güçlenmeye devam ediyor. Ejderi kaybetmelerine rağmen. Takım savaşında daha iyi pozisyondalardı. İki takım da ya ufak ufak tanklaşmaya devam ediyor ama Serin hakikaten çok kuvvetli şu an. Çok kuvvetli. Yalnız orada Renato ultisi evet, savaş evet. Devam ederken tamamen tersine çevirdi. Çünkü Wukong'u takip edecek bir şey lazımdı. Wukong 3 kişiye savaşırken Renato ultisinden çıkamadılar. Herkes bir aradayken Renato ultisine yakalandı. Hem birbirlerine vuruyorlar hem rakip üzerine vuruyorlar. Ya bir de mahvolmuş var Sinam'da. Bir anda biçti Sangwan orada. Takım arkadaşım. Tabii Bao'dan buraya kadar altını da alamadı Denizbank Wildcats ve Bao'ya bir skor daha gitti ama Holy Phoenix de çok iyi durumda. O da 3-0-2. Şimdi Ebedi Kılıç'ın adımlarını atmaya başladı bile. Ooo Mejai geldi. Serin Mejai'yi çekti şu anda. 10 yükle. 10 yüklü Mejai. Diğer tarafta sadece tek kılıcı alabildi Bao bu takım savaşının üzerine. Yani iki alt koridor arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Sadece işte yani tek kılıcı kazma artı... Çeviklik pelerini. Gerçi orada bir tane de ekstra da şey var. Dişli kama var. Ama hafif hafif az da olsa o zırhlar o kadar büyük fark yaratacak evet. Ki. İşte Zonya'nın verdiği zırh. Yok çelik kaplamalı çizmelerin verdiği zırh. Altın farkı eriyor bu arada. Yani 2000'lerden 2000-3000 civarlarından eridi şu anda eşitlendi. Ve kompozisyonlara da baktığımızda Fenerbahçe kompozisyon özellikle Renekton. Düştü artık. Yani çok daha iyi bir erken oyun geçirebilmesi gerekiyordu Stillnamb'ın. O erken oyunu geçinemedi. Şu anda yani birazcık tanklık, birazcık da kitle kontrol makinesi sadece. Çok bir şey 0, katar 4, mı takıma emin değilim. 0-4-1 ayrıca. Evet. Artı şöyle bir durum var. Cyrus yetenek gücü arttıkça yani o... Ne? O arada ya ilk vuruşlu bir Lucian hasarı. Nami'nin güçlendirilmesiyle birlikte biraz fazla can yaktı orada. O Sejuani ultisini falan çok ciddi hasar da verir. Bir de şöyle bir durum var. Artık Serin birebir de Sinam'ı yenebilecek duruma geldi. Tamam Renekton sayılırsa eşleşmesi ama... bu arada şimdi ikinci eşyayı bitirdi Sinam. Belki tekrar eşitlenmiş olabilir oradaki durum. Az önce çünkü bitmemişti Yun Ateş Efelerini. Ya 1-3-1 noktasında Naklako hala baskıyı... Elinde tutan taraf ama Stillnamb tarafında o baskıyı sağlamak çok güç olacak gibi görünüyor. Stillnamb'ın artık birebir de işi çok zor. Yani, yani bir kere yani Cyrus mahveder şu anda hata yapmadığı sürece. Meserin artık minyon biçmekten daha ziyade Stillnamb'ı kovalamaya başladı. Onu kolluyor daha çok. Haritanın üst tarafını hızlı bir şekilde totem temizliğini sağladıktan sonra Denizbank Wildcats orta koridoru dönecek. Ve Starscream'de artık alt tarafa karşılamaya gitmek istiyor Naklako'yu. Naklako yalnız bir tane sihir içen yaptı. Ve sanırım bir sonraki ejder bekleniyor. Naklako, buradaki 10 saniye var. Naklako hala çok iyi durumda bu arada. Yani hala çok korkunçlu. 15. seviyede oldu zaten. Ama Naklako'ya karşı çok iyi seçimleri olduğunu söylemek lazım Wildcats'ın takım savaşlarında. Gragas ultisi olsun, işte Farfetch'in kullanabileceği bu ulti ve Sivir'in hızlandırması takımın aslında
Nakako'nun işini biraz zorlandıran etmenler. Renata çok. Ya Renata genel olarak hem Fenerbahçe kontrolü ters geliyor, evet. Çünkü Fenerbahçe şey yapmıyor şu ana kadar. Farklı farklı yerlerden savaşmıyor. Aslında yapmaları gereken şeylerden bir tanesi o. Yani farklı kanatlardan Aatrox'un Enekton'u getirmeleri lazım. Yakın dövüşçülerden oluşuyorlar. Çok kısa menzilleri ve hep bir yandan savaşmaya çalıştıkları zaman Renato ultisine kafa atıyorlar. Çok rahat ultiler yolluyor Farfetch. Şöyle, herkes kısa menzilli. Yani herkes zaten dövüşçü tek menzilli şampiyonluğu için de oyunun en kısa menzilli nişancılarından biri. Yalnız şu anda ebedi kılıcı bitirdi Bao ve Polyphenix'in 650 altını tamamlayıp üste dönüp ebedisini tamamlaması lazım ama Ejder de çıkmak üzere, ona vakit yok sanırım. Aynen öyle. Ya şu anda Bao'nun başrol oynaması gerekiyor. Renata'ya karşı Arındır var, Sıçrası duruyor ve Nami'si var. Bombardımanı bitmiş, ebedi kılıcı bitmiş. Mao'nun mutlaka bir şeyler başlatıp rakibi dürtmesi lazım. Sorun çıkarması lazım. Naktoko. Polyphenix'in üzerindeki eksik kadar Selin'de fazla var bu arada. Selin 3.5 eşya, o yüklü mecra ile girecek buraya. Acayip kuvvetli vaziyette Selin şu anda. Selin henüz bir ulti alamadı yalnız. Elinde bir ulti yok Selin'in. Selin ne yapıyor? Ejder'in canının resetlenmesi çok fazla istemedi orada. Bu arada kullanılan bir ekstek geçiti var Naktoko'dan. Selin onun peşine gitti anında. Jaina Prangas'ı kullanıyor. Savaş başladı. Ve Bao çok fazla sıra aldı bu savaşta. Defansif bir sıçra. Ferret kronometreyi kullanıyor. Sindan bakalım çıkabilecek mi? Onun peşinde güzel bir Kronos ultisi. Sindan hala düşmedi. Starship'ten kullanılan bir zonya var. Sindan hayatta. Selin'den kullanılan bir ultisi. Nam'ın ultisini gönderdi. Naktoko çok fazla can yeniliyor ama takım arkadaşları geri çıkmak durumunda. Birebir bir değişim var. Ormancısı yok belki Deniz Bank Valkets'in ama genel olarak sağlıklı olduklarını söylemek lazım. Sinan üstüne dönüp ışından atacak. Aynen orada öyle. Bao devam ediyor. Bao devam ediyor. Kırmızısı var. Daha fazla zorlamadı yalnız Serin'i. Bao kovalamayı tercih etmedi. Yani Serin'in ne kadar kuvvetli olduğunu biliyor. Bu arada Fenerbahçe yapması gerekeni yaptı. Bao farklı kullarlardan savaştı. Oli sıçrasını kaybedecek mi bakalım. Çok soğukkanlı. Işından geliyor Steelnap'tan. Ferit'in doğmasına daha 4 saniye var. Star Screen'de üstüne dönüyor ışından atmak için. Hextech eşitleriyle çok hızlı gelebilir yalnız Ferit. Selin bıraktı maviyi, buraya kullanılan bir ışından var şimdi, burada bir savaş izleyeceğiz. Selin Sejon ultisi kullandı, fitti tamamen kapattı Selin. O Ejderi de Polyphenix aldıktan sonra savaşın devamında skorları topluyor Deniz Bank Wildcats. Toplamda 3 skor ve hemen Baron'a rota çizildi yine. Bu başından itibaren kötü görünen bir Ejder'di, kötü sonuçlandı. Uğruna ölünecek bir Ejder değildi gerçekten, Fenerbahçe çok zorladı ya bunu. Artı Sejuani ultisini çaldığı zaman Sejuani ultisini sadece işlevini değil hasarını da çok artırıyor. Evet, evet. Unutmayalım onu. Ve 22 ulaştı Selin. Baron'la şöyle 27. dakikada alacaklar. Yani Fenerbahçe savaşın başını güzel oynadı bu arada. Farklı yerlerden geldiler. Valkes'in kafasını bayağı karıştırdılar. 2 kişi 3 kişi yukarı giderken Ferit tek başına 4 kişinin arasında kaldı. Ama baksanıza bir altın farkı ne şeye geldi bir anda. Ya öyle ama ya bütün bu skorlara artı Baron'un getirdiği altına rağmen ancak 2000 altın öne geçebildi Wildcats. Hep gerideydi bu maçta. Ama Skull sen defalarca söyledin, geride olmak çok önemli değil de Wildcats için. Ya fark aşırı açılmadığı sürece. Önde olmak çok önemli ama artık. Artık çok önemli çünkü bu dakikadan sonra hani Renekton hemen hemen işlevsiz bir hale gelmiş durumda. Aatrox'un o korkutuculuğu gitti. Eskisi kadar korkutucu değil. Gerçi o da Momartius'un ağzını bitirdi. Hani onun için önemli bir eşya ama korkutuculuğu kalmadı. Lucian, tamam Lucian hala Lucian ama yavaş yavaş Valkes'in şampiyonları çok çok daha etkili olmaya başlayacak. Polyphenix Serin ne kadar kopuk vaziyette. Aslında bu Fenerbahçe için fena olmayan bir savaş. Ferit çok az canlı kalmışken ama, Steel'dan fena oyalamıyordu orayı. Naknako savaşta uzun süre savaşa dahil olamamış. Evet. Ve genel Renato ultisi ortayı açıyor. Naknako savaşa girdikten sonra tek başına kalıyor Renato ultisi yüzünden. Diğer tarafta da tam Steelnam kaçmaya çalışırken Starscreen'den müthiş bir patlayan fıçı. Ferret'in öldüğü, Steelnam'ın ölmediği bir senaryoda Fenerbahçe çok rahat kazanmış o savaşı. İyi başladılar. Öyle Ferret orada düştü ama Sejon ultisini falan aldı yani. Çok fazla kaynak aldı üstüne. Naknako savaşın başında savaşın dışında kalmış. Starscreen ulti eğer tutmasa muhtemelen sıçrası olmadığı için düşürecekti Bao mermileri devamında. Valla Zonya var. Gerçi Zonya'sı varmış doğru. Zonya var, çelik kaplamalı çizme var. Buna rağmen fiziksel hasar baya baya vuruyor yani. Son fısıltıyı aldı artık. Evet. Zırhın da çok büyük kısmını kırıyor ama Deniz Bank Wildcats güçlendirmeyle, Baron güçlendirmesiyle beraber çok fazla kule açmaya başladı. Az önce tekrar izlerken biz orta koridor 2 kulesini aldılar çünkü. Minyon dalgası temizlemek konusunda da çok problemli bir takım Fenerbahçe. Kuşatmaya karşı işi hiç kolay olmayacaktır.
çok öne çıkmak zorunda kalıyor Bao. Yakalanırsa başı belaya girer. Ha, minyon dalganını temizleyeyim diye çok öne çıkıyor Bao. İşte bu arada Holy Phoenix de koruyucu meleğe doğru gidiyor. Oradan gelecek bir zırh da var onun için. Zaten zincir yeleğini de eklemiş çantasına. Tabii seçim yasaklama ekranında konuştuk bol bol. Tamamen fiziksel hasara odaklı bir takım Fenerbahçe. Dakika 29'dayız ve gerideler. Ya buradan itibaren artık çok ekstra hamleler gerekiyor. Normal düz oynanan bir takım savaşında Wildcats daha üstün. Birkaç savaştır daha üstünler. Fenerbahçe'nin birini aradan çıkarması gerekiyor. Belki de şu an yapıyorlar onu. Starscream Zonya'yı kullandı, ultiyi de attı ama herhangi bir takım arkadaşını yardım etmesi mümkün değil. Bu bir nefes aldıracak Fenerbahçe'ye, yeterli mi emin değilim. Bu arada serin seviye 18 mi? Serin 18 ne? 4 seviye fark var. 4 seviye! Abi Gromp'u bırak bari. Yalnız ben iki teknik koridor arasında 4 seviye fark bayağıdır görmüyorum. Ben de görmüyordum. Değil. Ya bir de bu şey 4 seviyesi 7-11 falan değil. Evet evet. Biliyorsun seviyeler arttıkça tecrübe puanı kazanımı ihtiyacı daha fazla artıyor. Hatta ormanı dönüyor ama bu ne ya? Stinam 15 19 oldu. Mu olacaksın abi? Stinam 15 oldu abi. Rabadon bekliyor muhtemelen. Hop bir de buraya. Farm simülasyon. Kayacı lan buradan. Yok herhalde bitti Rabadon. Gerçekten bitti mi ya? Bence bitti. 20 yüklü Meja'yı üzerine bir de Rabadon gelirse... Bakalım... Bitiyor mu? Bitmedi. Niye? Peki. Niye base attı o zaman? Bir A daha çok varmış. Oldu. Şey aldı o zaman herhalde iksir falan... Üste gideyim bir bakayım kim var. Kim var kim yok. Başlattı mı orada? Ultiyi kullandı Serin ama... Bir şey çıkmadı buradan tabi. Ulti bekleme süresi çok kısa Serin'in. Birazdan bir ulti daha gasp edecek ama Seji ultisi çok değerli. Ultisi, evet Seji ultisi değerli ve onu çalamayacak. Nami'yi almak isteyebilir. O da fena değil. Evet onda da çok ciddi hasar. Yalnız Bao da çok kuvvetli. Bao da canlı yıkıyor artık. Bu arada Ferit bayağı bir dürtüldü. Neredeyse yarı canını kaybetti oradan. Şimdi Fenerbahçe oyuncuları geri çıkıyor ama şuraya ile geldi. Ön tarafta Sangwan tanklamak istiyor. Güzel bir burgaç. Sangwan çok fazla sıra aldı. Ferit'in son yaptı. Anda ama infaz. Burada işi bitiriyor. Sinnam düşmedi hala. Sinnam'ın üzerine hasarlar geliyor ama. Sangwan'a bak. Holy Phoenix'in seken atışları ve serinin tamamlayıcı vuruşlarıyla beraber. Bu savaşta kazanmayı başaracak Denizbank Wildcats. Nami ultisini gördün mü? İki kişiyi resmen Tsunami gibi yok etti. Bu arada Sinam'da Naktako minyonları temizleyerek çok iyi bir iş yapıyor. Bayağı da vakit kazanıyorlar ama o da hemen üst koridora döndü Wildcats adına. Ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniyenin üzerinde en az inhibitor gelecek gibi. İnhibitörü alacaklar. Sonrasında çıkıyor. Orada gitti. Stillnam son anda kurtulmayı başardı. Ya Bao'dan da hasar çok yüksek ama şeyi geçemiyorlar. O Serin'in çaldığı ulti artı fark için. Yolladığı ulti gerçekten çok bozuyor. Ya bir de Holy Phoenix'in seken atışları. Evet. Stinlanma bakıyorum çünkü canı 250'ye falan düşüyor. İyileştirme geliyor bir daha düşüyor. İyileştirme geliyor bir daha düşüyor. Çünkü çok can yakıyor seken atışlar. Bu kadar kısa menzilli bir kompozisyon olduğu zaman herkes yükleniyor üzerine. Bir seken atış herkesin içinden geçiyor. Evet. Hani takım arkadaşlarını birbirine sektiriyor seken atışları. Ve üçüncü ejder. Denizbank Wildcats'a gitti. 5 dakika sonra. Ejder Hun alma noktasında büyük bir fırsata sahip olacaklar. 25 Pardon. Yük oldu Meja'yı. Meja 25 yük oldu da şöyle bir şey söyleyeyim. İki taşıyıcı, saldırı gücü taşıyıcısı, yedek gücü taşıyıcısı. 1-6-0-8, 1-6-0-6. Naknako çok ters pozisyonda. Holy Phoenix güzel bastı. O sıçra geldi bu arada. Holy yakalandı. Holy düşecek gibi görünüyor. Bitkinlikte geldi. Kurtarma paketi. Şimdi devre giriyor. Holy Phoenix hayatta. Hayatta. Seken atışlarla Serin yardım etti. Holy'yi hala düşüremediler. Ve bu belki de maçın son takım savaşı olacak. Toplamda 4 skor. Kurtarma paketi harika çalıştı. Ve Naknako'yu da yakalıyor burada. Farfetch. 3'te 3'te Serin. Bu karşılaşmayı tamamlayacak. Ve 33 dakikanın sonucunda... Denizbank Wildcats 1-0 geri başladı seride, durumu 2-1'e getiriyor. 25 yüklü Meja'yı 9-0-9 ama diğer tarafta da 7-0-10'luk bir Holy Phoenix. Taşıyıcılar ne kadar iyiyse onların arkasındaki yani Farfetch de gerçekten çok iyi maç geçirdi. 1-2-17. Farfetch'e sanırım bu sezon belki de kariyerindeki en iyi maçlarından biriydi bu. Ve bu karşılaşmayı Türkiye Büyük Finali'nde oynadı Farfetch. Ve o Renato ultilerini savaşın o kadar kritik yerlerinde kullandı ki. Yalnız şöyle bir şey var işte. Kompozisyon çok kısa menzilli olduğu, evet. Çok yüklenmeye çalıştığı için hem Farfetch için, Renato ultilerini kullanmak için olağanüstü fırsatlar yarattı hem de Serin için.